Merhabalar. Bugün biraz SQL dersi vereceğim. 10 slaytım var. Sorguların anlamları önemli aslında. Bunları Türkçeleştirmek her zaman işimize yarayacak SQL dilini öğrenirken. Genelde de ben select cümleleri vesaireleri gördüğümde bunu Türkçeleştirmeyi seviyorum. Yani bunu bir cümle haline getirirseniz biraz daha kolay anlaşılıyor. O yüzden biraz esprili ve gerçek kişilerle alakası olmayacak bir şekilde bunu yapmaya çalıştım. Mesela her şeyi getir sorgusu nedir? SQL'de select yıldız from tablo ismi. Burada şikayet dedik. Bunu nasıl Türkçeleştirebilirsiniz diye düşünürsek işte şöyle bir sorunun cevabı olabilir. Abi senin bir derdin var söyle bakayım diye. Sayfalar dolusu şikayet çıkacak bundan. Dolayısıyla buna karşıdaki kişi abi senin için şişmiş ama da dertliymişsin be diye cevap verecektir. Yani burada bütün tablodaki satırların tamam tablonun bir kopyası ekrana geliyor. Select'in yanına yıldız yazıldığında demek ki SQL'e özel olarak bir şey bu. Çarpma değil. Her şeyi getirmek anlamına geliyor. İkinci sorgu alternatif. Mesela her şeyi getirmeme. Bu sefer nasıl sorulabilir? Mesela sorumuz ne içelim olsa. Select yıldız from koçum tablosundan. Koşul vermemiz lazım. Bunu where ile veriyoruz. Ürün tipi eşittir. Çay dersek. Birkaç çeşit çay olabilir. Limit 1,1 de bunu bir satırla limitliyor. Veya bunu select tap yıldız from koçum ver ürün tipi eşittir çay şeklinde yaparsak da ikinci select'te olduğu gibi bu da tek satır getiriyor. Şimdi burada çıktı tek satır. Karşılığı olan bir şey varsa tabii. Yani ne oluyor? Koçum bir çay versene sorusunun SQL hali bu olmakta. Şimdi başka bir soruya geçelim. Bir şey soracağım dediğinizde. Mesela soru şu olabilir. Abi kahvaltıda ne var diye. Select distinct from kahvaltı dediğimizde burada tablomuz kahvaltı oluyor. Distinct dediğimizde birbirinden farklı olacak şekilde satırları getirmeye çalışıyor. Çıktı burada zıkkımı peki çıkarsa tek satır gene öyle oldu ama bizim de yanıtımız abi bir şey kalmamış dolapta bakkala gideyim şeklinde olabilir. Tabi burada asıl cevabı veren kişinin ek bir tepkisi de adam olan azıcık param kalmadı. Dolap o yüzden boş şeklinde cümleleştirilebilir. Yani burada eğer bir kolon yazsaydık distinct'in yanına select distinct işte isim deseydik isimleri tek tek tekrarlamayacak şekilde satırlarda tekrarlamayacak şekilde getirirdi. Yani bu tekrarları siliyor aslında distinct dediği şey. Ne demişiz? Distinct birbirinden farklı neler var demek. Şimdi ekmek var mı diye soralım mesela. Bu sefer şiveyle soruyoruz. Anne evde ekmek var mı diye. Bunu count'la sorabiliriz. Select count sayı döndürür bize. Sayar ve kaç adet olduğunu döndürür. From dolap dolaba bakıyor. Malzeme tipini de söylememiz lazım. Ekmek olabilir dolapta, peynir olabilir değil mi? Malzeme tipi eşittir ekmek dersek burada sorguyu ver ile soruyu da verdiğimizde ekmek tipinde kaç adet dolapta var diye bunu Türkçeleştirebiliriz. Bundan çıktı sıfır dönsün mesela. O zaman annesi kalmamış yavrum hadi bakkaldan alıver diye söylediğinde çocuğun tepkisi bu sefer anne ya şeklinde olacak büyük ihtimalle. Bir başka soru bana uygun var mı sorusu mesela. Evlenmek isteyen bir kızımız var. Evlenmem lazım ne yapsam diye düşünüyor ve şu select cümlesini yazıyor. Personel tablosu içerisinde select isim, soy isim, yaş, from çalışan dediğinde bu tablodan isim, soy isim, yaş getirecek ama herkesi getirir. Dolayısıyla where ile bunu kısıtlıyoruz. Medeni hali bekar olacak. Ve cinsiyeti erkek olacak yani. Yaşı da 28'den küçük olacak diye bayağı bir kısıt getirdik. 3-4 kişi çıktı diyelim ki. 3 bekar kişi çıktı buradan. İyi bunlar üzerine çalışabilirim diye düşünürken bir arkadaşı, tecrübeli bir arkadaşı hepsini denemiş, konuşmuş onlarla belki de. Üzgünüm hepsinin sevgilisi var deyip düzeltme yapıyor.
Beşinci sorumuzda abla çok avans aldım bu ay. İşte bir baksan benim maaştan ne kalmış diye. Burada bir kısıt getiriliyor. Çalışan adı Sabahattin. Selek yıldız yerine selek net maaş. Tek bir kolondaki bilgi lazım bize. Tek bir sayı lazım. Dolayısıyla burada tablodaki kolonun ismini veriyoruz. From maaş, Sabahattin diye de bir kişi varsa tek bir satır dönecek. Burada eksi 1500. İçeriye girmiş yani borcu var. Maaş almak yerine borcu çıkmış. O da şöyle bir tepki veriyor. Desene gene açız diye. Burayı maaş alamayacak. Altıncı sorumuz biraz böyle ay sonu yaklaştığında bir kişinin bu adamlar ay sonu nasıl getiriyor benden fazla mı alıyorlar ki bir bakayım diye selek cümlesi atmasıyla ortaya çıkmış. Gene çalışanlarla ilgili maaş tablosundan çalışan adı virgül net maaş diye iki kolon çekiliyor. Burada bir ver koşulunda değişiklik görüyoruz. Ver sorusunda net maaş büyüktür diye dedikten sonra sayı vermiyoruz. Parantezle bir sorgu daha atıyoruz. Bunlar iç içe sorgular deniliyor. Şu önce içerideki sorgu çalıştırılıyor. Yani saftirik az önce çekmiştik ya. Saftiriğin net maaşı nedir diye çektiğimizde bundan büyük olanlar gelecektir. Şuraya bir sayı düşecek. Büyük olanlar personellerin adı net maaşı şeklinde liste olarak karşımıza gelecek. Buradan elemanımız hariç herkes çıktığını düşünelim. 10 kişi çalışıyorlar, 9 kişinin hepsi çıktı. Bu demek oluyor ki herkes senden fazla alıyor saftiriğim. Tabii o da patron deyip hamle yapacaktır. Şimdi ikinci select aslında bir liste oluşturuyor burada. Bu tek sayı dönebilir veya birden fazla sayı dönebilir. O zaman burası hata veriyor. Büyüktür yerine büyüktür oğul yazmamız lazım ki her birine bakar. Tamamından büyük olması şartıyla o satırı döndürür. Yani 1200, 1500, 1700 gibi bir şey üçlü bir sonuç çıktı diyelim ki şu parantezden. 2000 gelirse o satır döner ama arada bir şey gelirse bir tanesinden küçük olduğu için dönmez. Aynı soruyu bu sefer yine maaş ama bir kanıt için sorarsak. Yani bu kadın acaba hep maaşı yetmiyor diye söyleniyor ama dur bakayım şunu da durum ne diye select cümlesini düzenlersek şöyle bir şey yapabiliriz. Select çalışan adı net maaş gene from maaş az önceki gibi. Order by sıralama yapar. Order by net maaşa göre sıralama yapar ama küçükten büyüğe sıralar. Bunu tersten yaparsak hani en büyük maaşlı en tepede çıkar. Tersten sıralamak için de şuraya desk yazıyoruz. Şimdi çıktı maaşa göre en çoktan en aza sıralı bir liste olarak gelecek. Yani bu ne demek oluyor? En iyi maaşı alan en üstte olacak. En iyi maaşı alan da bu şikayet eden kadın çıkmış. O zaman yalancı diyoruz tabii ya abi çok sesli çıkandan korkacaksın. Meğerse en fazla maaşı o alıyormuş diye görünüyor. Burada önemli olan bir nokta da şu select cümlesi normalde karışık olarak bilgileri getiriyor. Demek ki bu aslında select ve from çalıştıktan sonra liste oluşuyor. O listeyi order'la sıralıyor sistem. Order by sonradan çalışıyor gibi düşünülebilir. Evet. Sekizinci sorumuz. Böyle uzun tablo isimleri veya Türkçe karakterler, boşluklar vesaireler verilmemesi lazım tablolarda. Eğer böyle bir tablonuz, böyle bir kolon isimleriniz varsa tırnak içerisinde yazmanız gerekiyor. Ona böyle abartılı bir örnek verdim. Select tırnak içerisinde müşteri adayı olup da bir türlü gelmeyenler diye bir kolon çekilmiş. Nereden? Anadolu yakası müşterileri tablosundan çekilmiş. Boşluklar var, Türkçe karakterler var. Yani bunlar olmaması lazım normalde. İngilizce çalışılır ama Türkçe karakter kullanılacaksa da en azından tırnak içerisinde bunların verilmesi gerekiyor. Böyle bir tablo ismi olabilir tabii ki. Şu as uzun olan kolon ismini kısaltıyor. Mesela aday diyoruz buna. Şu as'de uzun olan tablo ismini kısaltıyor. Must diyoruz. Şimdi bunları kısalttıklarımızı where koşulunda kullanabiliriz. Yani must nokta aday dediğimizde ne oluyor? Anadolu yakası müşterileri tablosundan müşteri adayı olup da bir türlü gelmeyenler diye kolon demek şu. Uzun uzun olan tablo ve kolon isminin kısaltılmış hali burada oluyor. Eşittir Musti aday demişiz. Böyle bir kişi arıyoruz. Aranan kişi burada aday diye yeniden isimlendirilmiş kolonda aranır. Ve aynı sonuç döndürülür. Burada veri tabanı uzmanı belki kızabilir. Yani neyi beğenmediniz benim dizaynımda diye. Şimdi bir de
Yağlı müşteri sorusu istendi diyelim ki patron tarafından. Müşterilerin siparişleri nasıl gidiyor arkadaşlar diye sordu patron. Siz de şunu attınız. Select müşteri adı sam tutar. Müşteri adı altında bir sürü sipariş olabilir. Tablo sipariş çünkü. Bunların toplam tutarı, yani bu adam bizden toplamda ne kadar sipariş vermiş parasal olarak. Bunu sam tutar diye görmemek için as toplam tutar diye isimlendiririz. Bakın burada tuşa karakter kullanmadım. Alt çizgi kullandım. Dolayısıyla tırnak vermiyorum. Tırnak içerisinde yazmak zorunda değilim ama arada boşluk olursa toplam tutar, toplam boşluk tutar diye kolon ismi açmak istiyorsam o zaman tırnak içerisinde bunu yazacağız. Sipariş tablosundan müşteriye göre toplam tutarları çektik aslında ve bu kolonun ismi sam tutar diye gelecekti. Onu hemen düzelttim. Toplam tutar diye görünsün diye düzeltme yaptım aslında da ezle. Şimdi burada sam bir fonksiyon olduğu için bunu bir gruplamak gerekiyor. Yani neye göre? Müşteri adına göre. Genelde sam gibi veya minimum maksimum gibi fonksiyonlardan önce kaç tane kolon varsa tamamı grupbay'ın yanında olur. Bunun istisnaları vardır ama genelde hepsi olur. Müşteri adına göre grupla ve her birinin toplam tutarını hesapla. Ama bir şey daha söylemiş şurada. Sonucu bir de toplam tutara göre azalandan artana doğru sırala demiş. En kötü müşteriden en iyi müşteriye doğru bir liste çıkartıyor. Şimdi kimin ne kadar bizle çalıştığı anlaşılmış oluyor diyor patron da. Sam burada toplam oluyor demek ki. Group by önemli. Genelde Sam'dan önceki liste neyse tamamı group by'da yeniden listelenir diye notumu düşmüşüm. As de toplam tutar sistemi verdiği ismi sam tutar diye çıkacaktı, onu değiştiriyor. Ama order by nasıl kullanılmış burada? Bakın toplam tutara göre order by yapılmış demek. Şöyle oluyor aslında. Select, from ve group çalışıyor. Burada bir liste oluşuyor. Ara tablonun içerisinde kolon ismi sam tutar değil de toplam tutar oluyor. Yeniden isimlendirildiği için. Dolayısıyla siz burada toplam tutara göre sırala diyebiliyorsunuz. Son sorgumuz da şöyle. Acaba ne yaptı etti bana bu ayakkabıyı sattı da bu satıcı internette fiyatı neydi acaba diye biz bunu çekiyoruz diyelim ki. Böyle bir sitelerden select cümlesi atma şansımız var veya belli bir yerde çalışıyoruz. Ama ürünlerin fiyatları tablosuna ulaşabiliyoruz. Bu select cümlesini atabildiğimiz bir yerde olduğumuzu düşünün. Select max fiyat dediğimizde bakın burada bir fonksiyon var gene. As en fazla fiyat diye burada yeniden isimlendiriyorum onu. Max fiyat yazar yoksa kolonda. Onu istemiyorum. Hangi tablodan? Burada esprili bir tablo ismi koyduk. Bakmadanalma.com diye bir veri tabanından ürün tablosundan çekmişiz. Having kullanılmış burada. Ne demek bu? Having max fiyat 250'den büyükse diye. Ürün adı da işte ne olsun, ne aldık? Adidas aldık mesela, şu marka diye özellikle belirttim. Hatta modeli vesairesi de burada eklenebilir. And, and diye uzatılabiliyor. Where'den sonra and ve or'larla sorgunuzu biraz daha kısıtlayabiliyorsunuz. Ama önemli olan burada having max denilen şey. Şöyle soruyu atıyorsunuz. Her bir satırda şu marka ürünlerden maksimum fiyatı buluyor. Bir sürü olabilir. 250'lik olabilir o markadan. 300'lük olabilir. 600'lük, 1500'lük ayakkabı olabilir o markadan. 250'den büyük olan satırları getir diye hesaplanmış max fiyat üzerinden şurada bir şey atılıyor. Niye max fiyatta en fazla fiyat değil? Çünkü select from ve where hatta and tamamı bir anda çalıştırılıyor. Liste oluşuyor. Ondan sonra biz en fazla fiyat diye o kolonu isimlendiriyoruz. Henüz en fazla fiyat kolonu oluşmadı. İsmi de yenilenmedi. Şu sorgu bittikten sonra o kolonun ismi en fazla fiyat oluyor. Dolayısıyla içeride böyle işlem yapılırken, yani select cümlesinin içerisindeyken henüz max fiyat da kullanılır. Burada hesaplanacak değer. Zaten hata veriyor arkadaşlar. Orada sorun yok. Mesela buradan boş döndü diyelim ki o markada 250'den fazla ayakkabı yok. Dolayısıyla içimiz rahat ediyor iyi bari diye. Sevinirken pislik bir arkadaşımız da hemen sevinme senin sorgun yanlıştır diye oradan gıcıklık ediyor. Açıklamalarımız da iyiymiş. Mesela Max burada en yüksek fiyatı buluyor da burada niye en fazla fiyat ismini
kullanmamışız diye burada notumuzu düşmüşüz. Olmaz çünkü listeleme bitince o ismi alıyor. Evet arkadaşlar, bir notumuz daha var. Having max nereden çıktı dersek, listeleme esnasında max belirleniyor arkadaşlar. Bitince having kısmı değerlendiriliyor. Bitmeden bilmeyeceği için maksimum fiyatı bir belirlesin. Ondan sonra 250'den fazla olan satırları getirsin. Sanki burada iki işlem yapılıyor gibi. Yani önce maksimum fiyatları buluyor. Sonra bunun içerisinden 250'den fazla olanları getiriyor. 250'den az olanları siliyor listeden gibi düşünebilirsiniz. Evet, böyle bir esprili yoldan size birkaç SQL cümlesi verdim. Bu aslında SQL sorgulama dilinin, burada insert update yok zaten gördüğünüz gibi. SQL sorgulama dilinin bir özeti oluyor arkadaşlar sizin için ve biraz da esprili yoldan anlatımı oluyor. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Tekrar görüşmek üzere.